Çocuklar, bugün sizlerle Miyuki bileklik yapacağız. Bilekliklerimi daha önce de görmüştünüz sanırım. Böyle göstereyim. Şöyle çeşitlerim var. Bunlar bilekliklerim. Bunu sizlerle de yapacağız. Önce malzemelerimizi temin edelim. Bir tane Miyuki iğnesi. Miyuki ipi. Miyuki boncuklarımız ve bir adet makasımız. Şimdi öncelikle biz bu böceği yapmak istedim. Sizler için. Böyle. Ama ben bunu bu sefer farklı bir renk yapmak istiyorum. Turkuaz mavisi ile siyah yapmak istiyorum. İlk etapta iki tane turkuaz mavisini iğnemize bindiriyorum. Ve böyle çekiyorum. Sonuna kadar çekmiyorum ki sonundaki kalan iple de en son bir hamle yapacağım. Bunu da göstereceğim size. İpim altta kaldı. Yani şöyle göstereyim. Boncuğun altında kaldı. Diğerini üstten geçirip yapıyorum. Şöyle bir şey olacak. Devam edelim. Bundan 5 tane yapacağım. Şu an 4 tane yapmışım. Bir tane daha yapıyorum. Sonra döneceğim. Dönmeye geldim. Artırarak gideceğim için iğneme 2 tane boncuk bindireceğim. Bir tanesi mavi, diğeri siyah olacak. Arada böyle sıkılayalım ki daha düzgün, daha muntazam dursun. Elinizin altında mutlaka bir örneğiniz olsun ki size yön göstersin. Tekrar döneceğim. Uğur böceğinin bu siyah kafa kısmını yapacağım için bu sefer 2 tane siyah bindireceğim iğneme. Dönüyorum.
Ne yapıyorduk? Arttırıyorduk. Arttırırken köşelerde iğneye iki tane boncuk bindiriyoruz. Şöyle. Bunları kum boncukla da yapabilirsiniz ama bu şekilde düzgün olmayabilir. Ve kum boncukta kullandığımız iğne ikinci bir defa ilk geçişinde bize zorluk çıkartabilir. Şimdi azaltıyorum. Azaltırken ne yapacağım? Çok önemli bir şey. Burası çok önemli. Artırırken iki tane bindirdiğim iğneye bu sefer bir tane boncuk bindiriyorum. Dönüyorum. Bakın. Döneceğim şimdi. Neyle dönüyordum? Nasıl dönüyordum? Bir tane bindiriyordum.
Evet. Bu kadar. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Çapraz inersek ipimiz dışarıda görünmez. Evet. Kesiyoruz. Evet. Şimdi halkalarını takacağız. Bir iki halkamız var, iki tane. Böyle. Bu halkaları isterseniz bu şekilde bileğinize göre ölçebilirsiniz mesela uzunluğunu. Bu kadar yapsam yeterli. Karşı tarafına da yine aynı şekilde makrom ipimi geçiriyorum. Diğer tarafla eşit olmasına dikkat edelim. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Asansörünü yapalım şimdi. Lerin altından geçiriyorum parça ipimi. En karışık yeri burası görünebilir ama en kolay yeri burası.
şekilde kullanabilirsiniz.